Herkese merhabalar. Bu videomuzda VMware ile Windows 7 nasıl kurulur onu göreceğiz. Windows 7'yi kurduktan sonra da VMware Tools, yani aslında sanal makinemizin driverları anlamına geliyor. Bunu kurarken de nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl kuracağız onu göreceğiz. Hemen buradan öncelikle create a new virtual machine diyoruz. Benim burada bir Windows 7 64 bitim var ama ben yeniden kuracağım. Şimdi size göstermek için. Create a new virtual machine diyoruz. Buraya typical diyoruz. Şimdi bize ISO dosyasını soruyor. Nereden kuracağız diye. Browse deyip buradan ben masa üstüne attım. Onu göstereyim. Masa üstüne attım. Windows 7 UEFI var burada. Onu seçiyorum. UEFI destekli bir Windows 7 kuracağım ben. Ama önemli değil. Siz istediğiniz Windows 7 ISO'sunu gösterebilirsiniz. Next diyorum. Burada hangi operating sistemi kuruyorsunuz diyor. Ben burada Microsoft Windows seçiyorum. Hatta buradan da seçebilirsiniz. Windows 7 64 bit diyorum. İleri diyorum. Şimdi Virtual Machine'in ismi, yani sanal makinenin ismini soruyor. Ben Windows 7 video yazıyorum. Video çekmek için kurduğum bir sanal makine olduğu için. Yine Next diyorum. Burada bize disk kapasitemizi soruyor. Siz hard diskinizin boş olmasına göre, yani ne kadar alanınız varsa ona göre bir şey yazabilirsiniz. Ben şimdi burayı 40 GB yapayım. Şimdi burada split virtual disk var ve store virtual disk var. Yani multiple file, single file. Bunun ayrımını sonra anlatacağım ama kısaca söylemek gerekirse şöyle, birisi 40 GB'lık bir alanınızı hard diskten direkt kapatıyor sizin. Normal hard diskinizin 40 GB'lık bir alanını tamamen kapatıyor. Onu normal Windows'unuzda kullanamıyorsunuz. Diğeri de 40 GB'lık bir alan açıyor sizin için ama o alanı ne kadarını kullanırsanız sisteminizden o kadar gidiyor. İkisinin de faydaları, dezavantajları var. Buna belki ayrı bir videoda değiniriz. Next diyorum. Bu kısım tamam. Burayı ellemiyoruz. Finish diyoruz. Şimdi buraya Windows 7 video geldi. Bakın. Buraya Power on this virtual machine diyoruz. Ve şimdi Windows'umuz başlayacak. Benim Windows 7 sürümüm Windows 10 gibi açılıyor. Yeni olduğu için. Yani son güncellemeli versiyonu bu. O yüzden böyle açılıyor ama Windows 7 kuracağız. Arayüzümüz sanki Windows 8 ve Windows 10 kurar gibi ama Windows 7 kuruluyor. Hatta burada da Windows 8 yazıyor. Bu tamamen sizin gösterdiğiniz ISO dosyasına göre değişiyor. Şimdi yükle diyorum. Ben bu kısımları hızlandırabilirim. Video içerisinde loading kısımları. Şöyle ultimate kuralım. İleri diyorum. Bu da Windows'u yükle diyorum. Bu kısmı bozmadan, zaten 40 GB'lık alanı ayarlamıştık. Tamamını. Windows'u kuruyorum. Ve ben burayı hızlandıracağım. Burayı fazla bekletmeyeceğim sizi. Bayağı sürebilir bu diskinizin hızına göre. Bu kurulum bittiğinde oradan videoya devam edeceğiz. Evet, yükleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi yeniden başlat diyoruz buraya. Ve Windows'umuz açılıyor. Buralar da uzun sürebilir. Ben çok uzun sürerse hızlandıracağım. Bu kısımlarda herhangi bir girdi yapmadığımız için buraları hızlandıracağım. Evet, burada bilgisayarımız yeniden başlayacak. Sanal makinemiz daha doğrusu. Burada da kurulum devam ediyor. Örnek bir isim yazacağız buraya. Şöyle seçelim, tıklayalım.
İsim ve bilgisayar adı yazdık. Buralar önemli değil. Parola koymuyorum. Ürün anahtarı bunu kaldırıyorum. Atla diyorum. Daha sonra sor diyorum buraya. Bunlar ayarlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bu ayarları. Ve masa üstümüz geldi. Şimdi burada yapmamız gereken video altına koymuş olduğum linkteki dosyayı indirip o dosyaları buraya atmamız. Şu an VMware Tools yüklü olmadığından dolayı direkt sürükle bırak yapamıyoruz. Mesela ben şu dosyayı alayım. Şöyle içeriye atamıyorum. Hiçbir şekilde olmuyor. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle kendi bilgisayarıma geliyorum ve bu RAR'ın içindeki dosyaları klasöre ayıklıyorum. Şimdi klasöre ayıkladım. Şimdi bu dosyayı ben ağa bağlayayım ve aynı ağa VMware'de bağlı. Şimdi bakın internet bağlantısı var görünüyor. O zaman ben bunları ağdan paylaşacağım. Sağ tıklıyorum bu klasöre. Özellikler diyorum. Paylaşıma geliyorum. Gelişmiş paylaşıma geliyorum. Bu klasöre aça tıklıyorum. Ondan sonra izinlere geliyorum ve izin vere tıklıyorum. Bütün tikleri tamamlıyorum. Burada everyone yazacak. Tamam diyorum. Yine tamam diyorum. Sonra paylaşıma geliyorum. Buraya everyone'ı ekliyorum. Everyone'ı seçtim ve ekledim. Okuma ve yazma diyorum. Paylaş diyorum. Bitti diyorum. Kapat dediğim anda artık buradaki ağ bağlantılarından bulabileceğiz. Şuraya masa üstüne kişiselleştir deyip masa üstü simgelerini değiştir deyip bilgisayar ve ağ ekleyebilirsiniz. Kısa yol olması açısından. Şimdi ağa giriyorum. Çift tıkladım. Bekliyorum. Ve şöyle benim masaüstü bilgisayarım bu. Buna giriyorum. Bakın VMware Tools yükleyebilmek için denen klasör geldi. Normal bilgisayarından açtığım, paylaşımı açtığım klasör burada görünüyor. Bunları kopyala diyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Masaüstüne. Ve dosyalar geldi. Dosyalar geldikten sonra yüklemesi kalıyor. Şimdi bunları yüklüyorum. Evet, güncelleştirmeyi yüklemek istiyor musunuz? Evet. Bu arada ben bunu bu güncelleştirmenin olmadığı Windows 7'ler için gösterdim. Sizin bilgisayarınızda VMware Tools yükleniyorsa zaten buna gerek yok. Diğerini de yüklüyorum. Evet diyorum. Evet, bu güncelleştirmeler de yükleniyor. İkisini de yükleyeceğiz. Eğer sanal makinenizde VMware Tools'u yükleyemediyseniz böylece yükleyebilirsiniz. Dosyaları ben video altındaki linke, video altındaki açıklama kısmına koyacağım, paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Evet, bu güncelleştirmeler yüklendikten sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ben buraları hızlı geçeceğim. Evet, yine masa üstünü gördük. Söylemeyi unuttum. Bilgisayar güncelleştirmeler yapılandırılıyor dediği kısımda beklememiz gerekiyor. Hiçbir şekilde bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi artık VMware Tools'u yükleyebiliriz. VMware Tools'u yükleyebilmemiz için öncelikle bu bilgisayarın içerisinde bir sabit disk var. Onu silip tekrardan atamamız lazım. Ne yapacağız? Bilgisayarı kapatıyoruz. Yani sanal makineyi kapatıyoruz. Şimdi sanal makinemiz kapandı. Windows 7 video makinemize sağ tıklıyoruz. Sizdeki adı tabii ki farklı olabilir. Settings diyoruz. CD DVD portunu remove diyerek siliyoruz. Floppy portunu da remove diyerek siliyoruz. Sonra tekrardan ekliyoruz aynılarını. CD DVD ekleyerek finish diyoruz. Bir de floppy ekliyoruz. Finish diyoruz. OK diyoruz. Ve şimdi sanal makineyi yeniden çalıştırıyoruz. İki tane soru çıkacak karşımıza. İkisine de yes diyoruz.
ve bilgisayar açılıyor. Artık VMware Tools yükleyebiliriz. Açıldıktan hemen sonra yükleyeceğiz. Ve sanal makinemiz tekrar açıldı. Açıldığı gibi sağ tıklayıp Windows 7 videoya Install VMware Tools diyoruz. Ve artık bilgisayara VMware Tools'un dosyası geldi. Sanki bir CD takılmış gibi bir görüntü var. Ve bu yüklemenin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Birkaç tane soru sorabilir bize. Next next diyeceğiz onlara da. Evet, yükleme hazırlanıyor. Şu arkada otomatik kullan açıldı. Bunu kapatabiliriz. Şimdi next diyerek yüklemeyi devam ettiriyoruz. Install diyoruz. Ve burada uzun bir bekleyiş olabilir. Ben burayı hızlandıracağım. Bakın, bu arada göstersem mi diye düşündüm. Göstereyim hemen hızlıca görebilirsek. Aygıt yöneticisinde bilinmeyen aygıt var. Yani temel sistem aygıtı, birçok şey var. Şimdi onlar yükleniyor. Evet, bayağı bir yüklendi. Yükleme devam ediyor. Yani sanal makinemizin tüm driverlarını kuruyor VMware Tools. Ve artık VMware Tools kuruldu. Birazdan çözünürlüğümüz ayarlanacak. Yeniden başlattığımızda bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Sanal makineyi yeniden başlatıyoruz. Makinemiz yeniden başladığında artık çözünürlük ayarları, flash bellek takabilme, bütün özellikler etkin olacak. Hatta dosya da atabileceğiz. Bakın, görüntümüz direkt büyüdü. Hatta şöyle Ctrl Alt Enter yapınca tam ekrana geçiyoruz. Bakın, yine bir USB takılma sesi geldi. Sanki yeni bir monitör takmış gibi. Evet, şu an diyor görüntü ayarlarınız değişti diyor. Oturumu kapattı. Bir daha açıyoruz. Ayarları kaydetmek açısından böyle bir şey yaptı. Şimdi bunu test edelim. Driverların yüklendiğini tabii ki görüntüden de anladık. Şöyle mesela ben bu dosyayı direkt VMware'in içine atmak istiyorum. Bakın, direkt çalışıyor. Kendi makinemin içerisinden buraya dosyayı attım. Şu an tabii RAR dosyası WinRAR yüklü olmadığı için gözükmüyor ama WinRAR'ı yüklersek bu bilgisayara çalışacaktır. Videomuzun sonuna geldik burada. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.